Evet sevgili izleyenler, Söz Esnaf'ta programında bu hafta tuhafiyeci odasına kayıtlı giyimci esnaflarının yanındayız. Onların sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Şu anda yanımızda bir giyimci esnafı var. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Servet. Yaklaşık 2004'ten beridir bu işi yapıyorum. İşleriniz nasıl? İşlerimiz yok. İş bayağı bir durgun. Özellikle yani bu bir yıl içerisinde, bu sene özellikle çok sıkıntı, yani ciddi bir sıkıntı var. Yani 12. aydan beridir oturuyoruz. Yani sizin azalmasının sebepleri nelerdir? Yani en büyük sebepler işte bu iç sıkıntılar. Yani bu iç sıkıntılar işte, yani bu olan görünen olaylar. Yani bir an bitmesini istiyoruz biz. Bunlar tabii ki bizi etkiliyor. Yani bayağı bir etkiliyor, ciddi bir manada etkiliyor yani. Sizce Elazığ'da giyim satış yapan esnaf çok mu? Çok. Elazığ potansiyeli kaldırmıyor. Elazığ memur kesimi. Şu an mahalle aralarında bakıyorsunuz, çok ciddi bir yani derecede giyim var. Ürünlerinizi nereden, hangi ilden alıyorsunuz? Ürünlerimizi ben İstanbul'dan alıyorum, Mahmutpaşa'dan alıyorum. Ondan sonra Laleli'den, Zeytinburnu'ndan alıyorum, Bursa'dan alıyorum, Antep'ten alıyorum. Hatta Diyarbakır Sur'dan bile ürün alıyordum ben. Evet, oradan bile alıyorum ve şu an yaklaşık 3-4 aydır gidemiyorum ben. Alamıyorum. Yani oradan bile alıyordum yani. Eski Balıkçılar Çarşısı, Sur'un çok eski tarihi yeri. Evet, giyimde sağlık dönemi tabii ki. Evet. Ucuz ürünler satılıyor. Evet, ucuz ürünler. Yani 5 liraya, 10 liraya ürünler tabii, satılıyor. Tabii. Bunlar sağlıklı mı sizce? Sağlıklı yani değil. Yani Çin'den geliyor mutlaka gelir. Kalitesiz evet. Ürünler var. Evet. Bunlar vatandaşımıza ne kadar etkiler sağlık açısından? Ya şimdi bizim vatandaşımız öyle bir şey ki bütçeye bakıyor. Sağlığa bakmıyor ki bazı vatandaşlarımız. Zaten baksa bu şey olmaz yani, bu sıkıntı olmaz. Şimdi diyor ki 5 lira. Pazara bakıyorsun, şu an pazarlarda adam sermiş şeyde, sepeti koymuş, seçal 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Yani bakmıyor hani kanserojen şey var mı, yok mu, yani Çin malı mıdır, şu malı, hiçbir şeyine bakmıyor. Ucuz mu ucuz? Ya bir yandan da hak veriyorum ha, çünkü bütçe sıkıntılı. Yani bize gelen müşterileri mesela bazen dinliyoruz. Abi diyor işte asgari ücret alıyor. Şu an E1-300 alıyor. 4 tane çocuk diyor. Bir kızım falan üniversitede okuyor. Bir kızım falan lisede okuyor. Nasıl yapacağız diyor. Bakıyorsun yani mecbur. Onlar da bilincinde. Bazıları bilincinde bu işin. Biliyorlar yani. Bilmiyorlar değil. Ben mecburiyetten dolayı diyor abi. Yani bu bir gerçek yani. İşlerinizin eskisi gibi olabilmesi için neler yapılabilir? Vallahi yani tek isteğimiz bu iç sorunların bitmesi lazım bir. Yani şu piyasa bir canlılık gelmesi lazım. Yani bir canlılık gelmesi lazım. Yani bu iş meselesi bakıyorsun, iş olarak eskiden mesela müşterilerimiz vardı, peşin alırdı, nakit alırdı. Öyle şu an müşterilerimiz var ki veresiye diyor. Niye abi, iş yok diyor. O adamda para olmadı benden alır mı? Yani en azından bir şeyler yapılması lazım ha. Bir yatırım yani ne bileyim yani bir iş imkanı. Başta bu iç sıkıntı bitmesi lazım. Bir huzur olması lazım. İkinci bir şey yani bir iş imkanı olması lazım. Hakikaten olması lazım. Yani gerçekten olması lazım. Yani bugün meselesi ben burada garanti bir işim yok. Devletimiz KOSGEB aracıyla evet. 50 bin lira yakın evet. Faizsiz kredi veriyor. Evet. Bunu kullanmayı düşünüyor musunuz? Yok, düşünmüyorum ben. Nasıl buluyorsunuz? Ya çok güzel aslında. Çok güzel. Yani hoş bir şey. Bizim yani bildiğim çok böyle birkaç esnaf arkadaşlarımız başvurdu. Ben yok çok şükür ya, o yönden şeyimiz yok bizim. Yani çok güzel bir şey. Yani ben başvurmayı düşünmüyorum. Vurmadım da yani. Tuhafiyeciler odasına kayıtlısınız. Evet. Oda başkanım sizleri ziyaret ediyor mu? Evet. Sizler için çok... neler yapabilir? Mithat başkanım, inan biz kendisinden çok razıyız. Allah ondan razı olsun. Sürekli hemen hemen her hafta gelir. Tek tek oturur, çayımızı içer. Yani bizim sorunlarımızı dinler. Bazen telefonla mesaj çeker, bazen telefonla kendisiyle görüşürüz. Yani hiç o yönden yani bir başkandan hariç bir abi kardeş gibiyiz biz. Yani biz öyle görüyoruz ve çoğu esnaf arkadaşlarımdan da yani ben duyuyorum aynı o şekil. Biz kendisinden çok çok razıyız, Allah ona razı olsun. Yani gerçekten sıkıntılarımızı dinliyor. En basit örneği şu yol şeyi vardı, park olayı vardı. Biz ciddi bir manada başkanımızı şeyti konuştuk. Burada park ediyorlar, dükkanımızın önünü kapatıyorlar. Hemen yani elinden geleni yani neyse nereye başvurulması gerekiyorsa gitti yaptı. Yani sağ olsun Allah razı olsun ama bak bir ay iki ay falan oldu aşağı yukarı. Şu an hiçbiri de park edemiyor. Müşterimiz yani normal vatandaş rahat bir şekilde gelip geçebiliyor yani. Evet. İşleriniz nasıl? İşlerimiz Allah'a çok şükür. Son bir iki yıldır biraz kırık yaşlı işlerimiz. Yani şikayetçi olmak adına değil ama gerçekten piyasada bir kırgınlık var, bir bıraklık var. Her şeye rağmen iyiydi. Allah'a çok şükür, yine de şükredelim. Giyim satışı yapan esnaf Elazığ'da çok mu? Çok değil, çok.
Yani tabii haddinden fazla. Elazığ nüfusuna vurduğunuz zaman neredeyse yani 5 evin başına bir iş yeri düşüyor. Bunu aslında belediyemiz artık yetkili merciler bunu bir düzenleme bir şey olarak getirebilirler. Yani bir kısıtlama olarak ya da bir potansiyel şey olarak düzenleme yapabilirler aslında. Ama maalesef öyle bir şey yok. Yani yeterince fazla kısacası. Elazığ kaldırmıyor tabii. Bu da dolayısıyla işleri olumsuz yönde etkiliyor. Elazığ büyük ulusal giyim mağazaları girdi. Genelde de Gazi Caddesi'nde, büyük caddelerde alışveriş yapıyorlar. Bütün işlerimizi ne kadar etkiledi? Ve sürekli olarak indirime giriyorlar. İşte şu ürüne şu kadar indirim, şu ürüne şu kadar indirim. Bütün işlerimizi ne kadar etkiledi? Yani %60-%70 etkiliyor. Özellikle sezon sonu indirimlerinde %50-%70 indirim yaptıkları zaman %60-%70 işlerimizi etkiliyor. Yani iş yapmam adına tabii. Büyük mağazaların tabii büyük bir avantajı da var bu noktada. Belki imalatçı oldukları için. Ya da ürün alırken, yüklü ürün aldıkları zaman daha ucuza, daha uygun alıyorlar. Tabii biz ufak esnaf olduğumuz için rekabet adına öyle bir şansımız yok tabii. Dolayısıyla etkiliyor tabii yani. Özellikle kış aylarında tabii daha da çok etkiliyor. Evet, ucuz ürünlerde mesela sağlık açısından zararlı olduğunu söylediler sizden önceki esnaflarımız. Evet. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bazı ürünler 5 liraya, 10 liraya elbise satıyorlar ya da ucuz ürünler satıyorlar. Sizce sağlık açısından ne kadar zararlı ve burada vatandaşımıza neler söylemek istersiniz? Yani %100 zararlıdır. Özellikle polivisko olan ürünlerde, laylon oranı yüksek olan ürünlerde sağlığa ciddi bir zararı var tabii bunun. Senedir bu işi yapıyorum belediye içerisinde. Evet. İşleriniz nasıl? İşler abim durgundur. Genelde durgun bu aylarda. Hele bu aylarda daha çok durgun. Yazın biraz hareketlik olur. Ondan sonra da işte gene de düşüyor yani. Daha iyi olabilmesi için neler yapabiliriz? Ya şimdi daha iyi olması için merdivenler mesela sıkıntılı. Yürüyen merdiven olsa daha iyi olur. Daha önce de gene birkaç sefer arkadaşlar arasında şey yaptık, konuştuk. Ama imkan el vermedi. O yüzden yapamadık. Tekrar uğraş içindeyiz yani. Biraz da sizce giyimci sayısı çok mu? Giyim sayısı... Fiyat, rekabet aranızda rekabet var mı sizce? Tabii fiyat da var. Fiyat da çok etkiliyor. Giyim de zaten çok, bayağı çok yani kapasitenin üzerindedir. Ucuz ürünler satıyor, giyim ürünleri satılıyor. Sizden önceki esnaflar bunlar sağlık açısından iyi olmadığını söyledi. Çin ürünleri olduğunu söyledi. Bunları çocuklarına giydiriyorlar dedi. Bu konuda vatandaşları uyardılar. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi tabii ki doğrudur. Çin ürünleri sağlık açısından iyi değildir. Bizim halk da biraz bilinçsizdir. Yani esnaflar onları bilinçlendirmek için her mesela hangi mağazaya girdiğinde söylemesi lazımdır. Fiyat zaten her türlü fiyat vardır. Ürün şeyinde ürünler düşüktür zaten o fiyatı şey olanlar. Onlar da zaten Çin'den geliyor. Herkes de biliyor. Sağlıklı olmadığı için de millet gene bildiği için de gene de aynı şeye gene de başvuruyor. Yaklaşık 10 yıldır giyim sektöründe çalışıyoruz. Evet, işleriniz nasıl? İşlerimiz özellikle yaz ayları biraz daha iyi ama kış ayları biraz daha durgun. Durgunluğunun sebebi de büyük mağazaların işte indirime geçmesi, fiyatlarını çok yani onların deyimle düşürmeleri. Ve bu da bizi çok etkiliyor. Sizce Elazığ'da giyimci sayısı çok mu? Giyimle uğraşan esnaf sayısı çok mu? Elazığ'da giyimci sayısı çok. Hemen hemen her yerde, her sokakta, her binanın altında giyimci olarak açan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Ve bu da bizi bayağı bir etkiliyor. Orada mesela işlerin fazla olmaması veya işte müşterinin fazla uğramamasından dolayı bunu da bize şu olarak yansıtıyorlar. Yansıtmanın nedeni de işin yapamadığı için fiyatları düşürüyor. Müşteriye farklı ürün tanıtıyor, farklı ürün sunuyor ve bu da müşteriyi yanıltıyor tabii ki. Ve bu da bizi bayağı bir etkiliyor.
İşlerinizin eskisi gibi olabilmesi için neler yapılabilir? Yetkililere neler söylemek istersiniz? Yetkililerimizden bizim belediye çarşısı olarak talebimiz şudur. Çarşımıza biraz daha müşterinin gelebilmesi için özellikle bayan müşterilerimiz de bu sıkıntı yaşıyor. Bizim çünkü yeraltı çarşısı olduğu için yeraltı çarşısında da merdivenlerle ilgili bir sıkıntımız var. Çünkü merdivenlerimiz yürüyen merdiven değil. Bayan çocuk arabasıyla çarşımıza gelmek istediği zaman bu sefer bayan merdivenleri kullanamıyor. Çocuğu aşağı indiremiyor ve bunun için de bayan müşterimiz bize rahatlıkla ulaşmasını sağlamaları için en azından bir yürüyen merdiven veya çocuk arabasının geçebileceği bir alan yapabilselerdi biz belki bu zorlukları yaşamaz ve gelen müşterimiz de rahatlıkla bize ulaşabilirdi. Ama biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz şu anda. Sizin önceki esnaflarımız ucuz ürün satan esnaflardan yakındılar. Bu vatandaşlara seslenerek ucuz ürünlerin kaliteli olmadığını söylediler sağlık açısından. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani doğrudur. Günümüzde şu anda bazı mağazaların şöyle bir kendi etiketlerini götürüp işte dışarıdan gelen ithal ürünlerde veya işte en ithal ürünler dediğimiz Çin ürünü olarak dediğimiz ürünlere kendi etiketini yapıştırıp kendi şeylerini sunuyorlar ve müşteri de bayağı bundan bir şikayetçi. Kaliteyi de düşürüyorlar. Kaliteyi düşürdüğü gibi bu da fiyatlara yansıyor. Müşterinin de burada kafasını ister istemez karıştırıyorlar. Müşteri acaba şeyi hep aklında. Bu fiyat, bana sunulan fiyat, bana sunulan kalite nasıl? Bunu da çelişkili olduğu için bu sefer müşteri ikilemde kalıyor. Onun için pazarlık yapıyor. Veya işte ürünün kalitesi hakkında şey kalıyor. Tereddütü oluyor. Hani kaliteli mi değil mi? Ürün Çin malı mı? Veya nasıl bir şeydir? Onun hakkında da işte meslektaşlarımız aslında tam anlamıyla yani şeyini yapsalar en azından gelen müşteri de rahat eder. Kafası da karışık olmaz. Ürünler rahatlıkla alır gider yani. Memnun da kalırlar. Evet, buradan vatandaşlar mutlaka ki bu soruyu da sormamı istiyorlardır. Mesela vatandaşlarımız bir giyim ürünü aldığı zaman kaliteli olup olmadığını nasıl anlayabilir? Sağlık açısından iyi olup olmadığını nasıl anlayabilir? Fiyat haricinde yani çünkü fiyat bazı ürünlerimizde pahalı ve ilk çıkmıyor. Evet. Yıkaması nasıl olması lazım giyimlerin? Şimdi ürünlerde genelde mesela keten ürünlerde veya pamuksu oranlarda tabii ki yıkamaya biraz daha dikkat etmeleri lazım. %30 veya %40'ı geçmemesi lazım. Bir ürünü sen götürüp de çok fazla bir sıcak suda yıkadığın zaman ister istemez bunda salma da olabilir veya şey de olabilir. İkincisi kullanım tabii. İnsanların yani bunu kullanırken de kullanım şekli de çok önemli bir giyimde. Mesela bir elbiseyi çok uzun süre kullandığınız zaman çok şey ister istemez yıpranır. İster istemez bunda bir deforme olur. Günü yani diyelim ki atıyorum bir elbiseysen 4-5 gün yani kullanan bir insan olduğu zaman üst üste kullanırsa o elbisede sıkıntı olur. Ama mesela bir günde veya 2 günde bir değiştirirse elbisesi daha uzun ömürlü olur, daha kullanışlı olur. Soruyu sormuştum, unuttunuz herhalde. Nasıl anlayabilir kaliteli ürün olduğunu, pamuk oranının yüksek olduğunu? Kaliteyi nasıl anlayabilir giyim? Genel vatandaşımız genelde ürünlerin çoğunun içinde şey oranı etiketler var. Yani kaliteli ürünlerde genelde etiket vardır. İşte içindeki pamuk oranı, keten oranı, polyester oranı etikette yazılıyor. Zaten eğer bir ürünün etiketinde yoksa, etiket içinde yoksa veya belli bir firmadan gelmemişse zaten o ürünün kaçak olduğu, yan sanayi olduğu veya işte Çin malı olduğu açıkça belli ediyor. Ürüne baktığınız zaman zaten onu anlarlar yani. Hem içindeki etiketten hem ürünün duruşu, rengi, işte kalıbı her şeyde fark edilir yani aslında. En azından bir giyim fabrikasına ihtiyacı var mı sizce? Yapılsa satışlarınız daha iyi olur mu? Fiyatlar o zaman daha düşer. Bu da işlerinize yansır mı sizce? Tabii ki Elazığ'da şimdi bugün fabrika açısından ne kadar fabrikalar hem giyim olsun hem başka sektörlerde olsun açıldığı zaman en azından Elazığ'ın çocuğu, buranın insanı rahatlıkla çalışma imkanı doğuyor. Onlar çalıştığı zaman bu Elazığ'a bir katkı oluyor. Zincirleme misali bize de faydası olur. Çünkü çalışan insanın harcama şeyi daha kolay olur. Elinde parası varsa giyim de alır, gıda da alır, her şey de alır. Ha, ikincisi biz buradan İstanbul'a gidip de ürün aldığımızda bunun bize bir maliyeti var. Bizim gidip gelmelerimiz, bu bir ürünün gelmesi. Bir de yani oradan buraya gelene kadar 2-3 gün sürüyor, kargo parası oluyor. Yani bunu İstanbul'daki esnaf kazanacağına, Elazığ'daki yatırımcılarımız kazansa, işte bunu fabrikaya dönüştürse, fabrika açsalar
bizim için de, kendileri için de, fabrikada çalışan insanlar için de bir ekmek kapısı olur diye düşünüyorum yani. Evet, buradan birçok program yapıyoruz. 3 senedir yakındır program yapıyoruz. Birçok esnaf tarlına gittik. Büyük marketler diyelim, ulusal marketler diyelim, bizim için ulusal markalar diyelim. Vatandaşlar, esnaflar, vatandaşlara seslenerek bizden alışveriş yapsınlar dedi. Biz onların kardeşiyiz, abisiyiz, arkadaşıyız. Ya bizim vatandaşlarımızdan istediğimiz budur. Şimdi biz farkındayız, görüyoruz da. Şimdi genelde büyük mağazalar olsun, bizim gibi esnaflar olsun. Ürünler genelde İstanbul'dan alınıyor çoğu. Bazı kesimler Antep ürünü satıyor, onu şey bırakın. İstanbul ürününde getirdiğimiz zaman bizim yani tek talebimiz şu. Ürün aşağı yukarı kalite aynıdır. Yani bizimle büyük mağazalardaki çoğunda bizde de mesela garantisi veriyoruz. Tüylenme, bozulma, renk ağarmaya karşı bunun garantisini veriyoruz. Ama bunun dışında şimdi bugünkü bizim buradaki mesela kiralar olsun veya şeylerle Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey düşündüğünüz zaman oradaki kiralar büyük esnaf dediğimiz yani büyük mağazalar bunu nasıl şey yapıyor? Ürüne yansıtarak çıkarıyorlar. Yani bizim buradaki ürünün fiyatı biz mesela az bir cüzi bir karla üzerine koyup satarken oradaki şeyi oranın işte kirası, elemanı, şuyu buyu kirası yüksek olduğu için bunu da ürüne yansıtıyorlar. Üründen de o zaman da ne olur? Vatandaşlar pahalı daha ürün satmış oluyorlar. Yani o yüzden bizim buradaki ürünler daha uygun fiyattır. Kalite olarak da aynıdır. Biz zaten kalitelerin ürünlerin çoğunda garantisi vardır. Tüylenme, işte renk ağarma, solmaya karşı garanti veriyoruz. Bu yandan da vatandaşlarımız rahat olsun. Müşterilerimiz rahat olsun. Yani bir sıkıntı yaşamazlar. Mağdur etmeyiz. Evet, terazılı vatandaşlar. Fiyata mı bakıyor giyimde? Kaliteye mi bakıyor? Markaya mı bakıyor? Bunda biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi müşterilerimizin, Elazığlı vatandaşlarımızın özellikle şey yani genel olarak herkesin bir marka şeyi var. Marka takıntısı var. Ama markalarda gerçekten de şimdi şöyle bir geriye doğru gittiğimizde sevgili izleyenler, Söz Esnaf'ta programında bugün Tuhafiyeciler Odası'na kayıtlı giyimci esnafların yanındaydık. Onların sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Esnaflarımızı ziyaret ettikten sonra Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mithat Ulaş Başkanımızın yanındayız. Başkanımızla esnafların sorunlarını, sıkıntılarını, sorunların çözüm yollarını konuşacağız. Evet, başkanım, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kısaca odanızda kendiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii, Cemil Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. Özellikle göreve geldiğimiz gün itibariyle hassas ve duyarlı bir şekilde bizler de sizleri takip ediyoruz. En nihayetinde esnaflarımızın sıkıntılarını, problemlerini ve bu sıkıntı ve problemlerinin çözüm yollarını arama adına olsun sürekli bizlere destek vermişsinizdir. Hep yanımızda olmuşsunuzdur. Tabii caizse mutlu ve acı günümüzde hep yanımızda olmuşsunuz. Ben bu bağlamda da şahsınıza, Kanal Fırat çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz, şeref ettiniz. Evet başkanım, bu hafta odanıza kayıtlı giyimcileri aldım. Evet. Evet, giyimcilere birçok soru sordum başkanım. Öncelikle Elazığ'da giyimci sayısının çok olduğunu söylediler. Siz neler söyleyeceksiniz bunu? Şimdi Cemil Bey, ben o soruya şöyle bir cevap vereyim. Ben Elazığ veya dünya bakışına ile ifadem olacaksa şuna diyebilirim. İlimiz gelişiyor, büyüyor. Her ne kadar giyimci sayısı fazladır dersek de gelişen ilimizin, büyüyen ilimizin her bölgesinde mutlaka giyimci kardeşlerimizin olacağı şarttır. Sayısal olarak baktığımız zaman giyimci sayısı fazlalığından ziyade bütün giyimcilerin bir noktada olma sıkıntısı şahsımca düşüncesi içerisindeyim. Şimdi bu alanda giyimcilerin özellikle ilimiz, kendi odamızın üyelerinde faaliyet gösteren giyimci kardeşlerimizin belli bölgede faaliyetleri vardır. Size de şahitsiniz. Özellikle Çarşı Mahallesi,
bölgesinde faaliyetlerini icra etmekleriyle. Belki bu bağlamda esnaflarımıza çok görünebilir ama en nihayetinde ilimiz literatüründe bir düşünce oluşacaksa bana göre çok değildir. Çünkü artık ilimiz de gelişiyor, büyüyor. Bu bağlamda çok değildir diye düşünüyorum. Evet, esnaflarımız vatandaşları da uyardı. Ucuz giyim konusunda var. Hani ithal edilen ürünler de Çin malı özellikle. De bunlar sağlık açısından zararlı dedi. Evet. Hani vatandaşın bu uyardı, ürünlere rağbet etmesinler dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Cemil Bey, ben o bağlamda ifade eden esnaf kardeşlerimize kesinlikle katılıyorum. Cemil Bey, sizler de takdir edersiniz ki insanın yaşama süreci içerisinde önemli olan özelliklerden bir tanesi giyimidir. Şimdi giyimi de insanların her açıda sağlıklı duruşu açısından biz ifadelerimizi kullanalım da. Şimdi giyindiğimiz her ne olursa olsun insana vereceği zararlarla beraber iyi ve kaliteli bir ürün giyinirsen insanın sağlığı açısından çok etkili olacağı aşikardır. Şimdi Cemil Bey, özellikle bu son dönemlerde bazı sektörlerde de sıkıntılarını biz gördük. Özellikle ayakkabıyla alakalı biz bir sıkıntıyı özellikle ülke genelinde biz gördük. Çin ürünlerinde ciddi manada veya ülkemizde üretilen kalitesiz ürünlerde ciddi manada hem bedensel olarak bir sıkıntının, rahatsızlığının olduğunu ki bunu bilimsel olarak da tespitleri vardır. Hem de kişinin giyimiyle beraber eğer kaliteli pamuk oranı yüksek değilse ruhundaki rahatsızlığı meydana getiriyor. Ve bu bağlamda özellikle her vatandaşın veya her vatandaşımızın giymiş olduğu her ürünün kalitesini mutlaka bilmesi lazımdır. Çünkü en nihayetinde kendi sağlığını etkileyecek şeylerdir. Ama bizler bakıyoruz, özellikle de ben bu bağlamda da odam adına mücadelemi veriyorum. Asla ve kata şey yapmıyorum, önemli işi bırakmıyorum. İlimizin veya ilimizin sınırları içerisinde belli bölgelerde il dışında gelen işte arabayla veya işte seyyar satıcılarla veya isportacılar dediğimiz kişiler tarafında da mahallemizin veya işte ilimizin köşe bucak yerlerinde ürünlerini satarak, ucuz ucuz mallarını satarak hem ilimizin ekonomisine zarar vermeleri hem de insanlarımızın almış olduğu ürünlerle beraber sağlıklarına vermiş olduğu zararları da bazen işitiyor ve görüyoruz ki ben kesinlikle giymiş olacakları ürünlerin kalitesini bilmeden almamalarını istiyorum ben. Bilip de alsınlar. Esnaflarımız ulusal büyük giyim mağazalarının arasında çoğaldığını söyledi. Bu da işlerin %60, %70 azalmasına sebep oldu. Ve mevsim sonunda kampanyalar yapıyorlar büyük evet. Mağazalar. Buna aynı şekilde diğer esnaflar da büyük marketler, ulusal marketler de diğer esnaflarını etkiliyor. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Esnaflarımızı ne kadar etkiliyor ulusal büyük mağazalar? Şimdi Cemil Bey, bizler sizler de şahit olmuşsunuzdur. Biz her programda, her platformda biz dile getiriyoruz. İlimizin sınırları içerisinde ulusal düzeyde faaliyet gösteren esnaflarımızın ilimiz içerisinde kendi yerli esnafımızın kazançlarına ya da ilimizin ekonomisine zarar verdiklerini biz defaten ifade etmişizdir ki buna da karşıyız. Tabii bunlarla beraber şimdi Cemil Bey, bizim esnaflarımız biliyorsunuz küçük esnaflar. Şimdi esnaflarımızın sattığı ürünler de satacağı ürünlerinin miktar olarak aldıklarını bizler bazen şahit olmuşuzdur. Küçük esnafımızın alacağı ürünün miktarı ne olabilir? Çok düşük olabilir. Bununla beraber bunun yanında büyük ulusal marketlerde faaliyet gösteren iş sahası içerisinde şu anda her türlü ürün satılıyor. Her türlü ürünün satılmasıyla beraber alınan ürün kotanı yüksektir. Yani diyelim, örnek vereyim, benim küçük bir esnafımın gidip de İstanbul'da bir giyim alanında
alacağı ürünün miktarı ne olabilir? Ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir esnafın alacağı ürünün miktarı ne olabilir? Esnafımız küçüktür. Bu bağlamda bizim esnafımız, küçük esnafımız almış olduğu malzemelerin miktarı az olduğu için bu ister istemez fiyata da yansıtılıyor. Öbür esnaf, ulusal düzeyde faaliyet gösteren esnaflar aldıkları zaman miktar olarak çok fazla olduğu için fiyatına yansıtılıyor. Bizim esnafımız, örnek vereyim ben, bizim esnafımız almış olduğu bir üründe 3'e alıyorsa bu 2'ye alıyordur. Bu ister istemez ne? Bir rekabet haznesi oluşturacaktır piyasada. Bu bağlamda da ister istemez bunlar esnaflarımıza sıkıntıdır. Esnaflarımızdan ziyade ilimize sıkıntıdır Cemil Bey. Ya bunların ilimizin ekonomisine katkısı yoktur. Ben onu açık söyleyeyim. Belki tamam böyle minimum düzeyde düşündüğümüz zaman mutlaka oluyordur ama genelleme olarak düşündüğün zaman ilimizin ekonomisine katkısı olmaz. Ama ne? Biz bunların her zaman karşısında olmuşuzdur ve durmuşuzdur. Bir de Cemil Bey, bunlar bu ulusal düzeydeki mağazaların veya iş yerlerinin biliyorsunuz sizlerin de ifade ettiği gibi vitrinlerde %70, %80, %60 indirimle ürünlerimizi satıyoruz. Şimdi ben bunu kesinlikle şurada belirtmiş olayım. Benim esnaflarımda vitrinlerinde %70, %80, %60 indirim vardır ibaresini görmüyorum, görmem de açık söyleyeyim. Çünkü esnafımın kazancı ortadadır. Bir de zahir itibariyle düşündüğün zaman Cemil Bey, bir esnaf %70 indirim sergiliyorsa bu insanın kazancı nedir ki, neye düşürüyor? Yani %70 Cemil Bey basit bir meblağ değil, basit bir oran değil, yüzdelik olan değil, %70. Şimdi bu bağlamda... %5, %10 oranı değil. Yani Cemil Bey, şimdi siz onu bir insan, normal bir avam tabaka insanı da düşünebilir. Bir mağazanın vitrininde ben %70 oranında bir indirim görebiliyorsam aklımda ilk bir şeyin çalışması lazım. Bu insan yüzde kaçla ürünü satıyor? Bu bağlamda da ben vatandaşlarıma şunu söyleyeyim. Kesinlikle mağazalarda, kendi esnafım da olabilir ama ben hiçbir esnafımın mağazasının vitrininde onu görmemişimdir. %70 indirimli kampanyalar başlamıştır ibaresine kesinlikle kanaat etmesinler. Kanaat getirmesinler. Çünkü bunlar kesinlikle yanıltmadır. Yanıltmakla beraber o insanların sezon başında satmış olduğu ürünlerin kar marjinalarının yüzde kaç olduğunu da düşünmelerini istiyorum. Bu bağlamda bunlara çok önem vermelerini ve dikkate almalarını istiyorum Cemil Bey. Evet. Başkanım, sürekli olarak bu tarafta bir esnaf dalını konuk alıyoruz. Onların sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Biz siz de mutlaka ki izlemişsiniz ya da denk gelmişsiniz de. Bu Elazığ'ın yerel esnaflarını vatandaşlarımız olarak tercih fazla etmiyoruz. Ulusal marketlerde olsun, ulusal mağazalarda olsun. Esnaflarımız diyor bu konuda biraz medyacı olsunlar. Biz vatandaşlarımızın amcasıyız, kardeşiyiz, arkadaşıyız. Bizleri tercih etsinler ki biz bu zor durumdan kurtulalım. Kesinlikle. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vatandaşların bu konuda milliyetçi mi ya da milliyetçi olması lazım mı? Kesinlikle Cemil Bey, ben ona katılıyorum. Şimdi en nihayetinde ilimizin sınırları içerisinde faaliyet gösteren hangi meslek dalı olursa olsun fark etmez. Mutlaka sizlerin, bizlerin, bir başkasının akrabasıdır. Yakın ya da uzak hiç fark etmez. Şu memleketin evladıdır. Yani bizim milliyetçilikteki kastimiz memleket milliyetçiliği olmalıdır. İlimizin esnaflarından, yerli esnafından alışverişini yapmaları lazım. Bir de örnek vereyim ben Cemil Bey, kendi sektörüm için konuşayım da. Şimdi benim mahallemde faaliyet gösteren kendi sektörümdeki bir esnafa mahallemin vatandaşı dara düştüğü zaman, sıkıntıya düştüğü zaman gidip de o markette, o mağazada diyebilir ki esnaf kardeşim benim paraya ihtiyacım vardır, bana şu kadar destek ver. İşte ay başında maaşımı aldığım zaman vereyim. Ya da olabilir. Alışverişe gittiği zaman cebinde harçlığı, parası olmayabilir Cemil Bey. Ne yapabilir? Kendi mahallemin esnafından alışverişini yapar, defterine yazar, ay başında parasını aldığı zaman verebilir. Bu bağlamda ben özellikle bunu her programda da yine Cemil Bey ifade ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kendi esnafımıza önem verelim. Kendi yerli esnafımıza
gidip de alışverişimizi yapalım ki hem kendi memleketimizi kalkındırmış olalım hem de kendi ilimizin sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaflarımıza destek vermiş olalım. Evet, bazı illerimiz bunu yapıyor başkanım. Mesela ulusal marketler bazı illerimizde fazla büyümüyor. Evet. Bir iki şube söylüyor diye bulmuyor. Biz evet. Tüm bu mahallelerde hemen iki tane üç tane büyük marketlere ve mağazalara karşılaşıyoruz. Evet. Yani bunu milletçe ya da il olarak buna bir dur demek lazım. Yani Cemil Bey şöyle bir durum var. Ben bununla alakalı tekrardan şuna değineyim. Şimdi ilimizde benim de şahit olduğum Malatya'da bir kıyaslama yapacağım ben Cemil Bey. Malatya'da bildiğim ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir mağazanın Malatya'da 2 şubesi varken Elazığ'da 8 şubesinin olduğunu biliyorum ben. Bunun neyin, bu neyin kanaat şeydir, tespitidir Cemil Bey? Demek ki vatandaşlarımız da bunlara rağbet gösteriyor. Bu bağlamda da ben kesinlikle esnaflarımı, vatandaşlarımızı bunu yine tekrarlamak istiyorum. Ya bu artık bunu yalvarış olarak mı kabul ediyorlar? Artık ne olarak kabul ediyorsa etsinler. Eğer yalvarmazsa evet yalvarıyorum. Kendi esnafımızda alışveriş yaparım. Çünkü yani yeri geldiği zaman biz milliyetçiyiz ifadesini kullandığımız zaman orada da milliyetçilik duygusunu ortaya koymamız lazım. Eğer ben kendi şahsıma söyleyeyim. Alışverişimi X marketten değil de yani Elazığ esnafından değil de ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir esnaftan sürekli alışverişimi yapıyorsam benim yöneticilere, idarecilere sitem etme, esnaflarıma sitem etme hakkım yok. Evet. Bir kalem de olsa, bir nebze de olsa git o esnafımızdan alışveriş yapmamız lazım. Çünkü Cemil Bey biliyorsunuz özellikle de bu son dönemlerde ülkemizin ya da Müslümanlara yönelik bir şiddetin, bir baskının olduğunu görüyoruz. Bu bizim en nihayetinde bu sıkıntılar bizim esnaflarımızı da etkiliyor. Ne oluyor? İş düzeyini düşürüyor, ister istemez bir piyasaya bir güvensizlik doğuruyor. Bunlar hep sıkıntıdır. Yani bu bağlamda özellikle ben her vatandaşımızın bu hususta önem göstermelerini talep ediyorum, rica ediyorum. Bu bağlamda da inşallah bu da sağlıklı ve hayırlı bir sonuç da elde edilir. Evet başkanım, biraz o da çalışmalarına gelelim. Evet. Evet, girişimciliğe gelelim. Girişimcilikte odanız, yani girişimci başkan demek istiyorum. Sürekli haberlerdesiniz, sürekli basındasınız. Yani girişimcilik dediği zaman tuhafiyeciler odası hemen akla geliyor vatandaşların arasında. Evet, şimdiye kadar kaç kişiye girişimcilik sertifikası verdiniz? Kısa süre iş kurla protokol imzaladınız. Bu da hayırlı olsun diyelim. Arada. Allah razı olsun. Yani protokol imzaladı ve girişimcilikte Türkiye'de mesela %5 iken, Avrupa'da %3 iken odanızın %46 gibi büyük bir başarı imza atarak esnaflara başlaması bizleri basın camiasını çok sevindirdi. Allah razı olsun. Evet, bu konuda neler söyleyeceksiniz çalışmalarınız hakkında? Şimdi Cemil Bey, ben özellikle girişimcilikten ziyade göreve geldiğim gün itibariyle önemsediğim ve de bunun her sektör için, her il için vazgeçilmez olduğu eğitim. Eğitim çok önemli. Ben eğitime de çok önem veren biriyim. Odam olarak da, oda yönetiminde olsun, üyelerimizin de bunu desteklediğini, bizler zaten bu desteği de bu orana kendimizi ulaştırmış olabiliriz. Şimdi Cemil Bey, eğitim önemli bir nüanstır. Şimdi biz de bu bağlamda göreve geldiğimiz gün itibariyle belli aralıklarla özellikle pazarlama satış olsun, kişisel gelişimi açısından olsun, olmazsa olmazımız girişimcilik eğitimini de biz ara ara vermekteyiz ki girişimcilik eğitimimiz oran itibariyle biraz daha fazladır biliyorsunuz siz. Cemil Bey, biz en son 2 gün önce İşkur Müdürlüğümüz bünyesinde ortaklaşa bir protokol imzaladık girişimcilik eğitimleri anlamında. Tabii biz bu girişimcilik eğitimi protokolünü yapmadan önceki eğitimlerimizde biliyorsunuz biz 6 grup eğitimini oluşturduk, tamamladık. Elhamdülillah bunlar sertifikalarını aldılar ki bu 6 grup da her grubumuz 30 kişiden oluşmaktadır. 6 grubun tamamı da 180 kişiye tekabül etmektedir. Biz bu girişimcilik eğitimlerimizi neden bu kadar önemsedik? Şimdi Cemil Bey biliyorsunuz girişimcilik eğitimlerinin akabinde işlerini veya mesleğini icra edecek olan kardeşimiz samimi bir şekilde iş yerini açtığı zaman devletimiz tarafından bir destekten faydalanmaktadır. Şimdi biz de bu bağlamda bir nebze de olsa
iş yerini veya mesleğini icra edecek olan kardeşlerimize bir destek anlamında eğitimlerimizi başlattık. Zaten vermiş olduğumuz eğitimlerin içerisinde, yani 6 grup içerisinde 180 kişinin eğitim aldığı sayılar içerisinde bunların yani 46'ya tekabül etmektedir olan itibariyle 83 kardeşimiz iş yerini açtı. Birçoğu da COSGAP'te artık faydasını tabiri caizse faydalanması gereken alanlarda faydalanmayı devletimiz tarafından da kendilerine verildi. Bu en sonki eğitimimizi de İşkur Müdürlüğümüzle protokol imzaladığımız girişimcilik eğitiminden önce tabii bizler sağ olsun İşkur Müdürlüğümüz basında sosyal medyada takip etmiş girişimcilik eğitimine çok önem verdiğimizi. Bu bağlamda dedi ki başkanım biz bu eğitimleri zaten vereceğiz. Beraber yürütelim, ortaklaşa yürütelim dedi. Daha iyi olur. Hem girişimci kardeşlerimiz devletimiz tarafından kendilerine belli bir miktarda da tabii caizse cep harçlığı adlandırıldığında ücret verilecektir. Tabii biz de bunun akabinde güçlü bir koordinasyon oluşturduk. Ben işte Tuhafiyeci Odası Başkanı olarak şahsım, İşkur Müdürümüz Sayın Abdullah Balcı ve COSGAP Müdürümüz Mehmet Cireoğlu Bey ile istişaremiz sonucunda vardığımız sonuç, tamam biz bu eğitimlerimizi her ne kadar odamız da verse ortaklaşa bunu buluşturalım, verelim. Hamdolsun protokolümüzde iki gün önce biz imzaladık. Sağ olsun, COSGAP olsun, İşkur olsun. Şimdi Cemil Bey en nihayetinde bir de bizim kendi şahsi ve odamın tabanına yaydığım bir düşünce vardır. Eğer bir hizmet varsa hizmeti paylaşmak lazım. Bireysel olarak bir hizmeti üstlenmek ben doğru görmüyorum. Herkesin kendine göre bir fikri vardır. Benim fikrim öyle. Diyorum ki eğer bir hizmet varsa tek Mithat Ulaş'ın şahsına ya da Tuhafiyeciler Odası'nın şahsına değil. İlimizde hizmet eden kurumlar olsun, STK'lar olsun ortak bir şekilde paydaşlaştırarak bu hizmetten faydalanalım. Hem daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem de manevi bir boyuta baktığımız zaman tabana yayacağımız güzel bir olgu oluşuyor. Biz de bu bağlamda hamdolsun Sayın İşkur Müdürümüz de ondan sonra COSGAP Müdürümüz de istişaremizin sonucunda biz bu eğitimi nasip olursa yakın zamanda da başlatıyoruz. Protokolümüz de yapıldı. İnşallah hayırlı olacaktır ilimiz adına da, odamız adına da. Evet, hayırlı olsun diyelim başkanım. Allah razı olsun Cemil. Evet, esnaflarımızı ne kadar ziyaret ettiğinizi, rahat ulaşabiliyor musunuz? Mithat Ulaş'a dedik mesela Tuhafiyeci Odası Başkanı. Allah razı olsun başkanım. Dedire 7-24 ulaşabiliyoruz. Başkanımız haftada bir mutlaka yarım çayımızı içiyor, sorunlarımızı dinliyor dedi. Bunun konuda da size teşekkür ederim başkanım. Evet, teşekkür ederim. Evet, ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz esnaflarınızı? Şimdi Cemil Bey, bizler esnaflarımızın tamamına desek ki ay içerisinde, hafta içerisinde ulaşabiliyoruz, yanlış bir ifade olmuş olur. Ama en nihayetinde her esnafımıza kendi cep şahsi cep telefonumuzu veriyoruz. Diyoruz ki size bir yakın temas kadar yakınız. Yani istediğiniz zaman telefona bize ulaşabilirsiniz. Tabii biz bunu derken de belki bize hemen telefona dönüp de cevap alamayan esnaflarımız olacaktır. Beyinlerde şey ulaşabilir, olgu ulaşabilir. Başkanım biz arıyorsa hemen ulaşamıyoruz. Doğrudur. Belki aradığınız gibi hemen ulaşamayabilirsiniz ama en yakın sürede müsait olduğum bir durumda telefonda da olsun uzaktaki mahallemizin, ilimizin en köşedeki mahallesinde faaliyet gösteren bir esnafımıza hemen dönüyoruz. Şimdi Cemil Bey bizlerin önem verdiği ki insanların da önemsediği bir husus eğer bir temsilci esnaflarına veya temsilci olduğu kurumun veya üyelerine ara ara ziyaretlerde bulunmuyorsa veya kendilerine yakınlık hissedilmiyorsa o kurum için iyi bir tablo değildir. Şimdi biz de bu bağlamda imkanlarımız doğrultusunda müsait olduğumuz süreler içerisinde esnaflarımıza ara ara mahalle mahalle ziyaretlerde bulunuyoruz. Ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber her esnafımıza da cep telefonumuzu, kartımızı vermişiz. Üstüne cep telefonlarımız mevcuttur.
bir sıkıntı karşısında belki hemen aradığınız gibi dönemeyebiliriz ama en müsait şekilde sizlere döneceğimiz ifadesini kullanıyoruz. Bu bağlamda da hamdolsun esnaflarımızın tamamı da bizden razıdır. Bize de razıyız. Çünkü Cemil Bey, bunlar önemli nüanslar. Size bir esnafa verebileceğiniz en büyük güç, destek ne olabilir? Sizin parasal olarak bir desteğinizin olmayacağı bir aşikardır. Çünkü siz en nihayetinde bir icra makamısınız. Bu bağlamda ne yapacaksınız? Esnaflarınızla bir ziyarette bulunduğunuz zaman ya da insanlara bir ziyarette bulunduğunuz zaman, çayını içtiğiniz zaman güzel bir muhabbet, iyi bir sohbetle oradan ayrıldıktan sonra sizin ona verebileceğiniz en büyük zenginlik budur. Evet başkanım, bu hafta da programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize ve esnaflarımıza? Şimdi Cemil Bey, ben öncelikle esnaflarıma ve ilimiz vatandaşlarına sesimizi duyan, işiten kimselerden ziyade öncelikle ben şahsım, yönetimim ve o da üyelerim adına Kanal Fırat'ın esnaflarımıza önem verdiği hususundaki desteklerinden ötürü başta Sayın Hocamız Yasemin Hanım'a, Kanal Fırat Müdürümüz Zeki Bey'e, özellikle de Söz Esnaf'ta programın yapımcıları Cemil Bey, sizlere, kameraman Ufuk Bey'e, montajdaki kardeşimize ve Kanal Fırat çalışanlarının tamamına ben minnet borçluyum. Şükranlarımı sunuyorum kendilerine. Çok teşekkür ederim. Özellikle bu Kanal Fırat'ın esnaflarımıza verdiği, önem verdiği ve duyarlılığından ötürü. Bununla beraber ben esnaflarıma da şunu söyleyeyim Cemil Bey. Esnaflarım hiçbir zaman umutsuz olmasın. Bizler var olduğumuz sürece hizmetlerimiz konusunda olsun. Kendilerine iyi gününde, kötü gününde yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı söylüyorum. Bizlerin de oda olarak hizmetlerimiz konusunda hiçbir zaman hizmetlerimizden taviz vermeyeceğimiz, esnaflarımızın çıkarlarına olan her şeyin de ortaya koyacağımızı, hizmetlerimizi yürüteceğimizi bilmelerini isterim. Bu bağlamda ben esnaflarıma da Rabbimden kendilerine hayırlı işler, hayırlı kazançlar vermesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Vatandaşlarımıza da özellikle ben son dönemlerde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları da hepimiz görüyoruz. Bu bağlamda ülkemize olsun, Müslüman alemine olsun Cenab-ı Hak birlik ve beraberlik anlamındaki güçlü tabakayı oluşturmasını Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Gerçekten bir birliğe, beraberliğe, sevgiye, muhabbete ihtiyacımız vardır. Bu bağlamda da vatandaşlarımızın birliği, beraberliği, ilimizin birliği, beraberliği, ülkemizin ve Müslümanların birliği, beraberliği devam etsin. Rabbim artırsın. Son olarak da vatandaşlarımdan şunları tekrar talep edeceğim. Ne olursun kendi esnafımızdan alışveriş yapalım. Duyarlı davranıp da esnafımızı kalkındıralım. Herkese saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Evet sevgili izleyenler, Söz Esnaf'ta programına bu hafta sonuna geldik. Bu hafta tuhafiyeciler odasına kayıtlı giyimci esnafların yanındaydık. Onların sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarımıza getirmeye çalıştık. Son olarak da tuhafiyeciler odası başkanımız Mithat Ulaş başkanımızın yanındaydık. Esnaflarımızın sorunlarını, sıkıntılarını konuştuk. Başkanımız yerli esnaflarımızı tercih etmelerini istediler. Biz de buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Yerli esnaflarımızı tercih edelim. Onları kalkındıralım. Programımızın çekimini yapan kameramanımız Ufuk Çakaroğlu'na haftaya başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.